Ankapark dediğiniz zaman bununla ilgili kitapta yazdım zaten. Bugün meslektaşlarımızla bununla ilgili bilgiler anlattılar, hikayeler anlattılar. Yani o sürecin nasıl geliştiğiyle ilgili hikayeler anlattılar. Buradaki yapılan şeyi çok iyi incelemek gerekiyor, titizlikle incelemek gerekiyor. Ben Ankara'da bir yargı mensubu olsam Melik Gökçek'le ilgili ve o günkü yaşananlarla ilgili çok kapsamlı bir araştırma yaparım. Hatta bu usulsüzlükler, mevzuata aykırılıklar ve yolsuzluklarla ilgili yapılacak bütün e, araştırmaların içinde çıkacak da bir suç örgütünün oluştuğunu çok net şekilde görecekler. Buradaki ana e, yapılması gereken şey soruşturmanın çok hızlı şekilde ve ayrıntılarıyla takip edilmesi. Zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi, Teftiş Kurulu, Müfettişler bütün hepsini rapora bağlayıp savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Bakın Anka Park'ta şimdi mesela e, Sayın Bakan da çıktı dedi ki burası dedi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin burada bu dinozorların ya da oradaki oyuncakların çürümesinde hiç dahil yok mu diye soru sordu. Daha öncesinde hatırlarsanız Mansur Yavaş televizyona çıktığında buranın bize devredilmesini istiyoruz dedi. Ve defalarca mahkemeye başvurdular devredilmesi konusunda. E, burası ne yazık ki devredilmedi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve orada da bir müdahalede bulunamadı. Son zamanlarda da güvenlik önlemi alındı. Ama bunun öncesinde zaten ben hatırlarsanız yine bu programda Tümür bir şeyi paylaşmıştık. Oranın soyulduğunu, kabloların çalındığını. Ee, ben gittim çektim bir de oraları. Ee, oradaki eşyaların çürütüldüğünü. Mesela bununla ilgili de yazdım ben. Ee, buralar daha öncesinde değil işte Mansur Yavaş'ın zamanında çürüdü deniyor ya. Mesela kitabımda yine yer alan bakın 224. sayfada. Dijital oyun çadırı alınmış 2012'de. 2015'te güncellenmesi gerekmesine rağmen güncellenmemiş. Dolayısıyla oyuncaklar demado demado olmuş ve kullanılmamış. Bununla ilgili uzmanlar da rapor yazıyor diyor ki bu malzemeler <laughs> aldığınız malzemeler güncel malzemeler değil eski malzemeler ve bunlarla ilgili buradaki yapacağınız da fizibilite çalışmalarına göre uygun görülmüyor. Raporlar veriliyor bununla ilgili. Devam ediyoruz. Yine buranın içerisinde teleferikle teleferik işini anlattım. Yine kitabım da var teleferikle ilgili de. O dönem AKP'nin il başkan yardımcısına daha önceki ismi, firma ismi başka sonra isim değiştiriyor. Aynı zamanda orada bir spor kulübünün başkanı. Ankara orasında meclis komite başkan, meclis komite üyeliği yapmış. Aynı zamanda müsiyat ve Önder İmam Hatip Dernekleri'nde üyelikler yapmış. Böyle bir kişinin de bir teleferikle ilgili iş yapılıyor. İş artışları yapılıyor. Projeyi çizen kişi bakın projeyi çizen kişi aynı zamanda ihaleye alan firmanın teknik personeli. ihaleyi projesini çizip ihaledeki projeye teklifler alan kişi ve ihaleyi kazanan firmanın teknik personeli. Aynı kişi bu dosyanın içerisinde. Ve yapılmamış. İş artışları yapılmış. Uzmanlar gidiyor diyor ki niçin iş artışı yaptınız? İş artışı yapmanız için işte atıyorum sana teleferikte rüzgar şuradan hesaplamamışız. Düzgün yapmamız gerekiyor. Atıyorum bunu. İş artışı demek ekstra para demek. Ekstra, ekstra iş yaptırmak demek. Niye yapıldığı belli değil. Açıklamalar yok. İş artışının niye yapıldığıyla ilgili rapor yok içerisinde dosyaların. Şimdi bunların asıl önemli şey ise Anka Park'ın ihaleleri. Bu süreç daha öncesinde işte e, bura çalış, Mansur Başkan zamanında çalıştırılmadı falan deniyor ya doğru değil. Zaten burası Anka Park kurulduğu zaman Anka Park işletmesine devredildiği zaman elektrik borcundan kesil kapatıldı orası. Elektrik borcu vardı. Elektrikleri kesildi. Sonra başka birine devredildi, elektrik parası ödendi, çalışanların paraları ödenmiyordu, onlar ödendi bir kısmı. Sonra tekrar bu firmaya oldu. O firma yine elektrik borcundan dolayı sorunlar oldu. Çalışanların parası ödenmedi. Oradaki amaçtan anda 26 milyon TL galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet ilk yıl için 26.4 milyon TL para kazanacağını düşünüyorlar. Şimdi mesela oyuncaklar almıyor. Barış adında bir kişiden, müteahhitten oyuncaklar alınıyor. Montajı bile yapılmadığı halde 4 milyon lira ödeme yapılıyor. Oyuncak müteahhitten mi alınıyor? Tabii. Firmasının içerisinde müteahhit. İhracat, dış ticaret. ismi de var da ismini ver, şimdi şeye girmiyor. Sadece ondan i̇smini da alınıyor. Kayınpederinin de böyle bir şimdi e, asıl, var, ondan da Asıl zaten oradaki olay da şu. Bakın şimdi. Anka Park'ın işleticisi GMB yapı ve aynı zamanda Çelik Grup Mühendislik. Bu firmalar Anka Park'ı almadan önce Anka Park adına zaten ithalat yapıyordu. Ee, ihalelere, girip, zamanında. i̇halelere girip oyuncak veriyordu. Şimdi bununla ilgili ise çok büyük bir ağ var. Bu ağın içerisinde de şöyle bir şey var. Bak şimdi. Ee, daha öncesinde mesela Varlısan İnşaat diye bir firma var. İlk şirket bu. İlk, ilk şirket Anka Park'ı 26 milyon TL üzerinden kiralayan ve gelir bekleyen GMB Ticaret ile Çelik Ortak Girişimi'nin e, grubu. Şimdi Anka Park'ın Sinan Varlı'nın sahibi olduğu Varlısan İnşaat AŞ var. Bakın şimdi bu, bu firma kim? Beyaz TV ile aynı, aynı adreste faaliyette olan Angara TV, Angara Haber Ajansı'nın sahiplerinden Onur Karar da var bu firmanın içerisinde. Sonradan Sinan Varlı şirkete tek e, ortak olarak kalıyor. Ve bu kişi lazerli oyun çadırı ekipmanları ve muhtelif malzeme alım işi ihalesi yapılıyor. 17,5 milyon TL bedelle alıyor. Aynı adreste, Melih Gökçek döneminde aynı adreste bulunan 2011 ile 2017 tarihleri arasında toplam bu firma 30,8 milyon TL daha ihale alıyor. Aynı adreste Zafer diye bir kişinin sahibi olduğu Desiva İnşaat diye bir firma var. Bu, bu firmada e, yine bu firmanın müdürü olarak gözüküyor. Bakın hepsi iç içe müdür olarak gözüküyor. 2016, 2017, 2018 yıllarında 3,7 milyon TL'lik ihale alıyor aynı adreste yine başka bir firma daha var. İlka Gayrimenkul. Bu da 5.3 milyon TL'lik ihale alıyor. Bakın bunların hepsi aynı firmalar aslında, aynı adresteler. E, kağıt üstünde ortaklıkları değişik. Yine başka bir firma var. Cihan diye bir kişinin. Buradan da eee Varlısan adlı firmayla birlikte iş alıyorlar. Bedeli 7 milyon TL. Hepsinin belgeleri de var. Bakın. Asıl şirketimizse bizim GMB Yapı ve Çelik yapı, Çelik Grup Mühendislik. Bunlar 2018 tarihinde ...bir ortaklık sözleşmesi imzalıyorlar. Ankapark Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ diye bir şirket kuruluyor. GMB yapı Tavrut AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Gökhan Barın. E, vekili Muharrem Barın. Şirket yetkilisi de Mehmet Ali Barın. Ali şirketi. E, Park ile ilgilenmeleri aslında e, sözleşmelerden çok önce başlıyor. E, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki e, münasebetleri de. E, 2003 2013 yılında kurulmuş olan Temalı Park adlı bir firması var... Anka Park ihalelerine giriyor bununla birlikte. 2016 ile 2016- ile 2017 yıllar arasında Anfa ve Fen, Fen İşleri Daire Başkanlığından 41.8 milyon TL'lik ihale alıyor bu firma. Devam ediyor. Neon Neon adlı bir firma var. Anka Park'ın heykeller, oturma grupları, havuz, vazo, ağaç, bitki vesaire işlerini alıyor. Ağırlıklı olarak Anfa'dan 2014, 2015, 2016 yıllarında toplamda 141 milyon TL ihale alıyor bu firma. Devam ediyoruz. E, bu firma ünvan değiştiriyor. Neon Neon firması. GMB yapı ticaret aşı oluyor işte. Sonra da e, ihale almaya devam ediyor. Güneş enerji sistemi yapılıyor. 55.4 milyon TL yine bunlar veriyor. Bu işler böyle devam ediyor. Şimdi Sana da yeni dava yükleniyor şu anda. Daha, <laughs> <laughs> kitapta yazdım hepsini. Burada hepsi var. Bunlarla ilgili kimse dava açmadı. Bunlarla dava açamıyorlar çünkü her şey ortada. Ama bak Murat izleyicilerimize bir hatırlatma yapayım. Soru sen devam Şimdi bu aslında senin bu anlattığın şunu da ortaya koyuyor. Bazı izleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Burada işte bir hayal vardı. İşte bir Anka Park kurulacaktı. İşte orası para kazanacaktı. Melih Gökçek onu hayal etmişti. Ama battı gibi böyle düşünenler de olur. Burada senin anlattığın tabloda şu çok net bir şekilde ortaya konuyor ki bir rant yaratmak amaç. Yani orada 801 milyon dolarlık bir para ortaya konulacak bir projeye ihtiyaç var. O ne olursa olsun. Ve bu parayı paylaşmak için bekleyen çakallar var. Yani halkın toplumun hepimizin o parasını orada ceplerini indirmek için böyle bir proje uyduruyorlar ve bunun için buraya giriyorlar. Yoksa bu projenin en başında mimarlar odasından bütün meslek odalarına, bütün yani olayla ilgili bütün uzmanlar diyorlar ki ya buraya böyle bir şey yaparsanız bu çöplük olur. Buraya kimse gelmez. Burayı kimse işletemez diye defalarca söyleniyor. Ama Jelibon madeni bulunduğunu Türkiye'de inanacak kadar ve 25 yıl Ankara'yı, bu ülkenin başkentini yöneten bir kişi tek başına daha doğrusu tek başına değil o rant çetesiyle o yaratmak için bu hamleyi yapıyor. Senin bu anlattıkların da bunu ortaya koyuyor. Zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi 801 milyon doları kalem kalem güncelleş, güncelleşen fiyatlarla birlikte yayınladı. Neyin ne olduğunu ne yaptığını. Şimdi bir ağ kurulmuş. Bu ağın içerisinde de bu ağın içerisinde de öyle büyük e, organizasyon var ki firmalar ithalat e, ithalat yapıyorlar. İthalatı nereden yapıyorlar? Çin'den yapıyorlar. Gökhan Barın. İthalat yapıyor. Çin'den alınan firmalar faturaya Hong Kong'a kesiliyor. Hong Kong'dan da Türkiye'ye kesiliyor. Bununla ilgili aslında resmi kurumlardan izin almaya çalışıyorlar. O da şöyle. Bu malzemelerin Türkiye'de muadil olmadığı, yurt dışından ancak getirilebileceğini, tek etkinliğin o olabileceğini ve bunlarla da izin verilmesi konusunda yazışmalar yapılıyor. Cevapla, cevaplaşmalar olmuyor. Çin'den malzeme alınıyor. Hong Kong'a getiriliyor. Hong Kong'dan fatura kesiliyor. Türkiye'ye geliyor, Ankara'ya ve ihaleler buna göre düzenleniyor. Şimdi Anka Park'a daha kurulmadan önce ithalatı ve oyuncakları veren kim? Gökhan Barın ve Çelik Grup. Anka Park'la anlaşma yaptıktan sonra işletmesini yaptıktan sonra hala onlarla ilgili işlem yapan kim? Yine Gökhan Barın, Anka Park'ı işleten ve malları da getiren yine Gökhan Barın. Kim? kendi eşi. Çin'deki ve Hong Kong'dan buraya ithalatı yapan kişi Gökhan Barı'nın eşi. Orada şirket kuruluyor. 3-4 tane şirket kuruluyor. O şirketler aynı adreste Hong Kong'da. O firmalar ihalelere sanki teklif vermiş gibi gösteriliyor. Niye? Hepsinin isterlerse buna yalan desinler tek tek ifadelerini yayınlarım. İfade metinlerinde aynen şunu söylüyor. İhale açılıyor. Diyor ki ihale açılıyor. Bu ihalede 3 tane teklif olduğu söyleniyor. Bunu ihale komisyonuna soruyor. Bak kolluk kuvveti ihale komisyonundaki yetkiliye soruyor. Üç tane teklif alındığını söylüyorsunuz diyor. Teklif verildiğini söylüyorsunuz diyor. Evet teklifler yok dosyanın içinde. Var olan teklif yurt dışındaki firmaya ait. Evet o da ihale sonrasındaki tarihte verilmiş. İhale 2013'te yapılmış. Atıyorum sana Nisan'da yapılmış. Mayıs ayında tarih verilmiş. Mayıs ayında teklif verilmiş. Dilekçenin üstündeki tarih o. İhale olmuş, bitmiş, teklif sonra alınmış. Ama ihale o firmaya verilmiş zaten. Adrese teslim bu kişilere teker teker malların ithalatı için e, ihaleye girerek izinler verilmiş ve toplamda ise karşımıza 801 milyon dolarlık bir e, çok büyük bir e, yolsuzluk ortaya çıkmış. Bunun adı yolsuzluk başka bir şey değil. Bakın buradaki şirketlerin içerisinde siyasiler var. Şu anda AK Parti'de il başkan yardımcılığında bulunan bir aile var. Kitabımda ayrıntılı şekilde yazıyorum. Bunun içerisinde bunun içerisinde e, birbiri içerisinde nüvelenmiş aynı adreslerde bulunan farklı isimdeki şirketlerin ortaklaşa kurdukları bir ağ var. Ve aynı zamanda bir de yurt dışı ayağı var. Ve bunlarla birlikte 3 liralık malzemeler 10 liraya ithal ediliyor. 10 liralık malzemeler 100 liraya ithal ediliyor. Bütün her şey içerideki malzemelerin tamamı fizibilite çalışmaları yapılmadan e, düşünülmeden alınıyor. Hepsi çürümeye terk ediliyor. Daha ortada seçimler yok. Daha Mansur Yavaş yok ortada. Bu dönemde bütün malzemeler çürümeye terk ediliyor. İşletme çalıştırılamıyor. İşletme çalışmıyor. Ve ondan sonra ise ortaya çıkan yekünde de kimsenin yüzü kızarmıyor. Evet. Ha bir de en çok garip olan, bunda ironik olan noktalardan biri de şu. Hepimizin gözüne soka soka yapıldı bu hikaye. Yani dinozor ya, yani dinozorlarla yapıldı, Robocoplarla şeylerle, Transformers robotlarla yapıldı. Yani Ama bütün ülke ki bunu izledi. Dinozorlar için Timur. Yani onlar dinozorlar için şöyle diyor, onların tamamı diyor sağlandı e, fotoğraflara bakabilirler. 15 gün öncesinde diyor e, Mansur yavaş taraftarları onları parçaladı. <laughs> gözümüzün önünde eridi hepsi. Yani, yani gözümüzün şey, önünde maden, eridi. Yani. Bu açıklamasına da şaşırmıyorum. Bu, buna benzer.